Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde şimdi sizlerle birlikte yaptığımız oyunun görüntüsüyle nasıl oynayabileceğimizi, görüntü ayarlarını nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Bu konuya hakim olduğumuz takdirde arkadaşlar oyunumuzun görselliğini, görsellik kalitesini bir üst seviyeye taşıyabiliriz. Göze daha hoş gelen oyunlar yapabiliriz. Örneğin oyunumuzu yaptık. Görüyorsunuz böyle bir oyunumuzun olduğunu, farz edelim böyle bir ortamımız var ve buna görüntü efekti yaparak daha hoş bir görüntü elde etmek istiyoruz. Örneğin projemizi çalıştıralım bakın. Bakın şu an görüntü bu şekilde. Bu görüntü üzerinde oynama yapacağız. Arkadaşlar Post Projecting denilen bir assets var. Bu Assets'i kullanarak e, görüntü efektlerini kullanabiliyoruz. Bunu öncelikle projenize dahil etmeniz gerekiyor. Dahil etmek için Window penceresine geliyorsunuz. Paket Manager der bakın. Bunu seçiyorsunuz. Buradan Post Projesi'ni ki bakın burada buluyorsunuz. Tıkladığınızda bende yüklü olduğu için Remove butonu aktif. Sizde yüklü olmadığı için Install butonu yani yükle butonu aktif olacaktır. O Install butonuna tıklayın arkadaşlar. Yükleyeceksiniz. Şimdi projemize dahil ettik arkadaşlar. Şimdi bir tane boş nesne oluşturuyorum. Ve bunun adına ben görüntü ayarları diyorum. Ve bunu arkadaşlar komponent e ekliyorum. Renderin kısmına geliyorum ve buradan Post Process Volumu seçiyorum arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra Is Globalı True hale getiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki Profil kısmına dikkat ederseniz bir tane Post Process Profil ister bizden. Bunu da arkadaşlar Proje panelinden oluşturuyoruz. create'e tıklıyorum. Buradan Post Process Profil der. Bakın bunu seçiyorum. Buna bir isim vermemizi ister. Buna da görüntü ayarları diyorum. Bakın oluştu. Bunu sürükleyip ilgili yere bakın bırakıyorum. Bunu bıraktıktan sonra arkadaşlar kameramızı seçiyoruz. Oyunumuzda hangi kameramız varsa seçiliyken buna da bir tane komponent ekliyoruz. Render kısmına gelip burada da arkadaşlar Post Projects Layer kısmına gelip tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın ekler. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken buradaki layer kısmı. Buraya bir tane layer eklemeniz lazım. Bu layer katman demek. Hangi katmanı kastediyoruz? Her nesnemizin bakın tagının yanında layer kısmı vardır. Varsayan olarak default yazar. Arkadaşlar bir tane layer belirlemenizi istiyor ve bu layer'ı burada seçmenizi istiyor. Bu şu anlama geliyor. Buradaki seçili layer'e sahip nesneler üzerinde bu efektler uygulanacak anlamına geliyor. Yani bu layer'e hangi nesneler sahipse onlar üzerinde işlem yapılacak. O yüzden bir tane layer oluşturmamız lazım. O yüzden arkadaşlar görüntü ayarları nesnemize tekrar tıklayıp buradaki layer kısmına gelip add layer diyerek yeni bir tane layer ekliyorsunuz. Ben ekledim daha önceden görüntü efekti katmanı diye. Nasıl ekleneceğini göstermek için yap, yapalım tekrar. add layer yani layer ekle diyorsun. Bakın buraya bir tane isim verin. Görüntü efekti olsun efekti alt tire k harfi yani katmanın k'si. Bunu yaptıktan sonra tekrar görüntü ayarlarını seçin ve bu layer kısmından arkadaşlar bu oluşturduğumuz layer'ı seçin. Bunu seçtikten sonra tekrar kameramıza gelin ve buraya eklediğimiz layer arkadaşlar komponentine post process layer komponentindeki layer kısmını kısmından az önce oluşturduğumuz görüntü efekti k layer'ını seçin. Bunu seçtikten sonra efektleri rahatça kullanabileceğiz. Burada arkadaşlar anti aliasing kısmından no anti aliasing seçilidir. Buradan arkadaşlar anti aliasing SMA'yı seçin. Bu anti aliasing kısmını oyunlarda biliyorsunuz arkadaşlar. Görüntüyü daha yumuşak hale getiriyor. O yüzden arkadaşlar buradaki bu SMA'yı seçin arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra artık görüntü efektlerimizi efektlerimize uygulayabiliriz. Ama öncesinde ee, oyunumuza arkadaşlar sis eklememiz lazım şu an ben de ekle hemen onu kaldırayım ki nasıl olduğu anlaşılsın Kaldırdım normalde bu şekilde arkadaşlar bakın arkadaki tepeye bakın görüntü net Yanımızdaki görüntü de net bu sis ekleyerek arkadaki görüntüyü arkadaşlar Daha böyle belirsiz hale getiriyoruz bu da oyunumuza daha hoş bir görüntü sağlıyor bunu arkadaşlar Lighting settings kısmında yapıyoruz bu lighting kısmından. Eğer bu sizde yoksa window penceresinden render kısmına girip lighting settings'i seçiyorsunuz ve aşağıda ve aşağıda bakın outer settings kısmı vardır. Burada fog der, fog sis demek. Burada kutucuğu işaretliyorsunuz. Bakın ekleniyor. Burada sisin rengini seçebiliyorsunuz. Ben açık mavi seçtim. Nitekim bakın burada gözüküyor. E, mod kısmını arkadaşlar Exponential Security seçtim density yani yoğunluğu da 0.01 seçtim. Bunu bakın bu şekilde artırıp azalttığınız takdirde değişimi görebilirsiniz. Ben 0.01 seçmeyi uygun gördüm. Bunu bu şekilde ekledik. Bakın daha hoş bir görüntü elde ettik. Şimdi arkadaşlar ışığımıza geliyoruz. Directional Light. Inspector panelinden özelliklerinden. Biliyorsunuz güneşimizin rengi beyaz olmaz. Hafif açık sarı olur. O yüzden buradaki rengimi ben arkadaşlar Hafif açık sarı. Bakın yapıyorum. Değişimi görüyorsunuz bakın. Bakın beyazken böyle hafif açık sarıken şu şekilde oluyor. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi görüntü ayarları nesnemize gelelim ve efektlerimizi ekleyelim. ADD efekt yani efekt ekle diyoruz. Unity. Burada birçok efekt var arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker denemenizi, deneme yanılma yöntemiyle en uygun değerleri bulmanızı ben size tavsiye ediyorum. Tabi bunların birçoğunun ne işe yaradığını ben size göstereceğim. Hemen başlayalım. Benim en çok kullandığım özellik bulum. Bulum parlaklık sağlıyor arkadaşlar. Bu seçildikten sonra buraya eklenir. Okuna tıklayın. Ve buradaki kapalı kutucukları açın arkadaşlar. Aktif edin. Bunu yaptıktan sonra bakın intensity bu yoğunluk değer anlamına geliyor. Şu an sıfır. Bakın artırdığımızda gökyüzüne dikkat edin. Bakın parlaklığı artacaktır. Yani oyunumuzda örneğin bir tane sokak lambası var. O sokak lambasının da arkadaşlar böyle parlaklığı artacaktır. Bakın görüyorsunuz. Tabii çok artırdığınızda daha parlak bir hale alıyor. Şu şekilde güzel arkadaşlar. 7 değeri iyi benim için. Buradaki diğer değerlerde bakın böyle Deneme yanılma deneme yanılmayla en uygun değerleri bulabilirsiniz. Şu an için bu değer güzel. Bunu acın arkadaşlar tekrar efekt ekleyelim. Bakın bulumu seçince soluk bir hale geldi. Yani bunu seçtin diyor. Burada arkadaşlar color gradient'i seçmek istiyorum. Bu arkadaşlar aynı şekilde okuna tıklıyoruz. Kapalı olan yerlere açıyoruz. Tabi hepsini açmak zorunda değilsiniz ama ben genelde açıp değerlerle oynuyorum arkadaşlar. Siz sadece ihtiyacınız olan kısmı da açabilirsiniz. Burada mod kısmı var. Farklı modlar var bakın. Seçtiğinizde görüntüdeki değişimleri görün. Şu an için non olsun. Bu önemli değil. Burada arkadaşlar temperatür sıcak yani sıcak renkler hakim olur. Şu an sıfır değerinde bakın artırıyorum bakın görüyorsunuz Bakın eksi yüze getirdim soğuk renk hakim oluyor. Sanki böyle bir Mars'taymışız gibi. Şu bitkileri kaldırın. Oldu size bir Mars havası bakın. Neyse ben bunda da oynamak istemiyorum. Bu da aynı şekilde bakın. Görüntülerle oynuyor renkleri. Ben burada arkadaşlar şuradaki renklerle oynayacağım. Şu gama kısmındaki. Bunu hafif sarıya getireceğim. Bakın görüntü hafif sarılaşıyor. Görüyorsunuz. Böyle bir yaz havası veriyorum arkadaşlar görüntüye. Evet yazın. Bunu da hallettik arkadaşlar. Buradaki değerleri kısaca deneme yanılmayla ne işe yaradığını zaten göreceksiniz arkadaşlar. Kısaca renklerle oynuyoruz. Zaten adı üstünde color arkadaşlar. Tekrar efekt ekle Burada depth of field. Bu arkadaşlar biliyorsunuz kamerada bir odaklanma olayı vardır. Hani kamera Lensine yakın cisimler nettir uzaktakiler daha flumsudur değil mi? Bu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın değişimleri size göstereceğim. Buradaki değerleri de deneme yanılma yöntemiyle bakın arkadaşlar. Distance kısmını azaltıyorum arkadaşlar. Bakın azalttığımda görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Sanki yukarıdan aşağı bir perde iniyor gittikçe fluğlaştırıyor bakın. Bakın yukarıdan aşağı iniyor fluğlaştırıyor. Evet hafif veriyorum ki tepenin şu kısımları hafif flumsu hale gelsin. Evet böyle. Aperture kısmını arkadaşlar bakın. Bunda da hafif bir oynama yapıyorum. Focal kısmına gelelim. Evet şu haliyle iyi. Efekt ekle diyoruz. Burada arkadaşlar MBS Occlusion kısmı var en üstteki. Onu seçtik. Renk olarak siyah seçili. Bakın şuradaki değişimleri görün. Bakın değeri artırıyorum. Bakın görüyor musunuz? Nesnenin alt kısmındaki koyuluklarını bakın. Artırıp azaltmaya yarıyor. Bir hafif bir gölge versin. Tabi şu değerleri de bakın oynayabiliyorsunuz. Rengiyle oynayabiliyorsunuz. Bakın kırmızı renk yapabilirsiniz. Ya da koyu olursa siyah olur. Ya da sarı olur arkadaşlar. Siyah da dursun. Bu motion blur kısmı var. Bu arkadaşlar şu an için eklememizin bir anlamı yok. Bu arkadaşlar oyunda hareket ettiğiniz zaman kameradaki görüntünün daha hoş olmasını sağlıyor. Böyle görüntü hafif bulanıklaşır biliyorsunuz. Mouse'a hızlıca hareket ettiğinizde Google'a ya da YouTube'a motion blur yazdığınızda size gösterecektir. Şu an için uzun uzadıya bu özelliği anlatmak istemiyorum. Burada arkadaşlar daha da anlatmak istediğim bir vignette kısmı var. Bu arkadaşlar ekranın köşelerinden başlamak üzere ekranı karartmakla alakalı bir iş. Bakın intensity değerini artırıyorum. Bakın görüyor musunuz? Örneğin şöyle olsun. Bakın köşelerde hafif siyahlık. Bu smooth arkadaşlar bunun görünürlüğü, netliği anlamına geliyor. Artırırsanız bu şekilde olur. Azaltırsanız tam net olur bakın. Bu smooth'u da artırmak lazım. Biraz düşürelim intensitesini tekrar. Öyle bir özellik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada grain kısmını anlatmak istiyorum. Bunu seçelim. Bu arkadaşlar ekranda karıncalanma olayı oluyor. Bakın hemen gösterelim, aktif edelim. Bakın intensite değerlerini artırıyoruz. Bakın ekrandaki değişimi görüyor musunuz? Bakın karıncalanmış gibi oluyor. Karıncaların arkadaşlar boyutunu bu size kısmından bakın artırıp şekilde görüyorsunuz, azaltabilirsiniz açıkçası çok da kullandığım bu özellik değil. Tercih meselesi. Bunu silelim. Şuradaki simgesine tıklayıp remove derseniz silersiniz arkadaşlar. Evet. Tekrar arkadaşlar ışığımıza gelelim. Intensity değerlerini artırırım. Bu ışık biraz az. 1.6 iyidir. Evet. Şu an için arkadaşlar bakın projemizi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu haliyle bakın daha hoş bir görüntü elde etmiş oldum. Buradaki resimden de arkadaşlar farkını görüyorsunuz. Aradaki farkı. Siz de takdir ederseniz ki sağdaki resim arkadaşlar soldaki resimden daha hoş gözükmekte. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.